17. cüz. Enbiya suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir o zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize, öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine ettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi yaşanlarıysa helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız dendiğinde vay başımıza gelenlere. Gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bir biz, hakkı, batılın başına çarparız da onun işini bitirir. Bir de bakarsınız ki, batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bakıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım tanrılar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım tanrılar mı edindiler? De ki, haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır. Onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları Rahman evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Birakiz o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. Sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, bildiklerini de, bilmediklerini de bilir. Onlar, Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, Tanrı o değil benim diyecek olsa, kin demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler yollar açtık gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman Rahman'ın kitabını inkar edenlerin tak kendileri olarak ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Birakiz, onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz, senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu, ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim, yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde, üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak kitap verdik. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e Doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kamine şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykellerde ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim doğrusu siz de atalarınızla açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun? diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zâlimlerden biridir, dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin. Belki birileri şahitlik eder, dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? diye sordular. İbrahim, hayır, dedi bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim öyleyse Allah'a bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'a bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin, dediler. Biz de ey ateş dedik. İbrahim'e serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'i, İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lüt'a da Hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisine ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu, ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere Güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Ey İyobu da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için Anılacak bir örnek olmak üzere onun Duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmaili, İdrisi ve Zürküfli de yadet. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnunu da Yunus zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc sedleri açıldı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şaşman sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız tanrılar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar tanrı olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır.'' Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu Size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri, yazırı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi, Rabbim adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sınırılacak da yalnız O'dur. Hacı Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her hasi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. Her kim şeytanı dost edinirse o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki bir sizi topraktan sonra nütfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim. Ve biz dilediğimizin rahimlerde belli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağına erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır. Ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak, başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezi rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek. Bu, senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'a bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona peygamberine dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarıysa Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgü en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere, insanları Allah yolundan ve yerli olsun, dışarıdan gelmiş olsun, bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız mescid-i haramdan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa, ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik. Bana hiçbir şeye ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri, açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendinizi yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi Kabe'yi tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu, Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan, ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürükledi nesnelerden farksızdır. Evet bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlar da sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını alsınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyük baş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biriniz ki Allah İman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi diline yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine bir yerde egemenlik versek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar işlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkta itham ediyorlarsa bilesin ki senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkta itham edilmişti. Ben ise o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kız kıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki evlerinin duvarları çatıları üzerine yıkılmış, ıpısız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harab olmuş nice görkemli köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar. Şu bir gerçek ki, gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki, Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice belde var ki, ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda, şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah, şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah, hakkıyla bilmekte, hikmette yönetmektedir. Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah, iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince Allah onları pek güzel bir nimette ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Koşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir. Sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yarlayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye kadar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil olu veriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep onundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denize akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça, yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Sizi hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de. Yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aramızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Koşkusuz bu. Allah için çok kolaydır. Onlar Allahı bırakıp, Onun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem. Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah, Meleklerden de elçiler seçer insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin. Siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır.